ben Okay'lı her oyunun kaybetmeme oyunu olduğunu düşünüyorum. Belki hoca penceresinden ya da puan tablosuna bakıldığında mantıklı gelebilir. Ama artık Neden bu kadar çok Okay eleştirildi? Çok yapmış? ağır oyuncu Okay. Okay savunma oyunlarında iyi. Yani bir şey demiyorum. Okay hem arkadaşlarının kademesine girdi hem yani bir hamle önceliği de var zekasından. Çok da zeki bir çocuk ve fakat doğuştan gelen ağırlığı var. Bunu değiştirme imkanı yok. E, modern futbolda da işte Dünya Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Çabuk ve pırpır pır oyuncular özellikle orta sahada. Hem güçlü hem çabuk. Oyuncular devri başladı artık. İtalya Milli Takımın orta sahasına bakınca anlarsın. Bizde de mesela Orkun bence öyle bir oyuncu. Ee, bana göre ben e, muhtemel 11'e baktım. Hocanın seçimlerine saygım var. Çünkü e, onlarla idmana çıkan hoca. Ona evet. ne verip ne veremeyeceğini hoca biliyor. Rakibe göre de planlamaları vardır. Ama bana göre mesela ben olsam e, Kerem'le Halil'i e asla birbirinden ayırmam. Burak. Kusura bakmasın bana göre Burak'a bugün hem oyun içinde arkadaşlarını biraz kendisinin profesyonelliğine ve gelişimine saygı duyuyorum. Onu bir tarafa koyayım. Eskiden geçmişte en çok eleştirenlerden biri olarak söylüyorum bunu. Trabzonları iyi bilirler. Ama ben olsam hocanın yerinde Hollanda gibi pırpır pır bir takıma karşı ekolü olan çabuk oynamaya, dikine oynamaya çalışan bir takıma karşı yine Kerem ve Halil gibi Halil bir de Hollanda futbolunun o ekolden geliyor. sırtı dönük topla buluştuğunda topu 2-3 saniye saklayabilen bir oyuncu Halil ve Kerem'le de arasında telepatik bir bağ var. Hollanda savunması belki en ağır hattı şeyin Hollanda evet. milli takımının. Orada o ikisi iş yapabilir. Ama sonuçta biz eee Kenan milli Burak takımla, yerine Kerem. Evet yani Kerem'le Halil ikisini ben sahaya koyarım. Yani nasıl olacağı çok önemli. Değil. Sağda solda Önlü arkalı yan yana o kısım önemli değil. Onların arasında e, hep söyleye geldim. Gökdeniz ile Fatih Tekke arasında ki telepatik ilişkiye benzer bir ilişki var. Birbirleriyle sırt sırtayken de birbirlerini bulabiliyorlar. Bu çok önemli bir şey futbolda. E, hangisi hangisinin nereye koşu yapabileceğini öngörebiliyor ve ona dair çok işaretler verdiler. Bu çok kıymetli bir şey günümüz futbolunda. Çok fazla o işaretleri görmemiş olabilir insanlar ama ben onlarda en başından beri bu şeyi sezdiğim için. Ee, gökteniz tekke ilişkisini, o yüzden çok önemsiyorum. Özellikle milli takım için, yani Galatasaray'da e, Trabzonsporla Galatasaray bu hafta oynuyor mesela. E, Galatasaray'ın Trabzonspora karşı e, Halil Kerem'le çıkmasını istemem şansım çünkü <laughs> kalbim Trabzonspor kazansın ister. Ama milli maçı söz konusu olduğunda ben ikisinin sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Orkun'un da iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Ama puan tablosuna bakıldığında Şenol Güneş'in beraberliği kötü sonuç olarak görmediğini biliyoruz. O açıdan bakıldığında da Okay'la çıkarsa da bir şey diyemem ama Okay'la çıkılan her oyun Türk milli takımının rakibini kendisinden daha çok önemsediği anlamına gelir. Oysa 80 milyonluk bir ülke artık futbolda bir devrim yapmak zorunda ve rakiplerin sana göre oynamayı biraz düşünmesi gerekiyor. Biz hep rakiplerimize göre oynuyoruz. Yani Fransa'yı ya yendik, Fransa'ya göre oynadık. Yani Hollanda'ya burada yendik, Hollanda'ya göre oynadık. Ya birazcık kendimiz gibi oynayalım ama bu tabii emek istiyor, zaman istiyor, özveri istiyor, sabır istiyor. E, objektif bir kriter istiyor, namuslu, haysiyetli bir medya istiyor. Hepsi konusunda sıkıntılarımız var. O yüzden ne yapacağız? okayla çıkacağız sahaya, önce yenilmeyelim. E, günü yine kurtaralım. Yenilmedik bir günü kurtarıyoruz. Sorunları işte halının altına biraz daha etelemiş oluruz. Oysa... Türk futbolunun acilen bir futbol şurasına ihtiyacı var. Biz futbolda ne anlıyoruz ve ne bekliyoruz? O soruya doğru bir cevap bulamadığımız müddetçe ekonomik olarak dipteyken takımlarımız 15'er tane flash transfer yaptık. Batmışız bir de biz. nasıl battık? Nasıl batmak bu? Batmaya mı yeniden tarif etmek <laughs> gerekiyor Türkiye Türkiye'de büyük takımlar söz konusu olduğunda? Türk futbolu sünger gibidir. Asla batmaz. Nasıl, nasıl doğru... devlet kurtarır bizi kafası var. O kapadı. Evet. Devlet de bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir talimat olduğunu duyduk. Bu kulüpler birliği yasası artık bir çıksın, çıksın artık diye. Yani, Eğer o çıkarsa ki İnşallah. biz onu da bir şekilde eğip bükeriz. Sonuçta biz lig devam ederken kuralları değiştiren Bir kültürümüz var. Yani. Yok zaten bak şimdi bu demin saydıklarımın üzerine bunu da konuşunca tıkanma noktasına girdik zaten. Yani ya stent olacak ya bypass olacak ya da damar patlayacak. Tıkanıyor çünkü. Peki hemen e, Serdar Sarıdağ da sorayım. Şimdi e, ilk maçta Hollanda ile karşı karşıya geldiğimiz ilk maçta e, 4-2 e, galip ayrılmıştı. O maçın kadrosunu hatırlıyor musun? Sayayım mı? Evet. Uğurcan Kalede. Evet. Zeki. Zeki Sabek. Ozan Kabak Çağlar. Kim Merih Sakat'tı Ozan oynadı. Evet. Umut Solbek. Umut bugün yok. Okay tek Önlü defansif orta saha. Maç çünkü bizim sahamızdaydı. Evet. Ee, öyle düşündü. Herhalde Konya'da mı olacak. oynadık? Ben Oya, de. Yusuf sağ açıkta oynuyordu. Ozan Hakan Çalhanoğlu ortada. Yanında solda Kenan. ileride, Burak. Çok da iyi oynamışlardı. O zamanki Hollanda ile bugünkü Hollanda da çok geldik. değişti. O zaman Hollanda'nın başında kim vardı? Frank de Boer. Evet. Şimdi kim var? Yürüyen bir futbol kütüphanesi. <laughs> Mangal var yani. Bu işlerin Bangal'da ustası. Bangal'ın da ikinci maçı galiba ama. Tabii tabii. Evet. Ama taktisyenlik Ama vangal, açısından yani son 25 yılın en önemli futbolcularından taktisyenlik vangal. açısından yani kariyerinde Bayern Münih'i var, Real Madrid'i var taktisyenlik açısından kurt bir hoca. Evet, milli takım başında da tecrübeli bir hoca var. Üçüncü Biraz hocaların soruyordu. savaşı gibi olacak. Ama tabii ki e, şu an kadromuz o günkü şartlara göre daha geniş. Ama form durumumuz çok daha iyiydi. Fakat hangi milli takımdan bahsediyoruz? Letonya, Karadağ, Cebeli ilk yarısı diyelim. O Oradaki milli takımdan bahsediyoruz. Şimdi en iyi maçlarını kimlere karşı oynadın? Norveç ve Hollanda. Hı hı. Yine bir Hollanda maçı. Biraz bizi rakip motive eder. Rakiplerin ismi, gücü. Bunlar bizi motive ya eder. Biraz yani, da biz rakiplerimizi motive edelim diyorum işte. <laughs> motive eder. Yani Holland Türkler Holland'tan korkuyor dedi Lines. Müthiş motive oldular. Bunu kullandılar içeride. Evet. Kullanırlar. Ee, dolayısıyla biraz aşırı motive olmuş bir takım görebiliriz. Ama kadro tercihi hocanın tabii o günkü şartlar başka, o günkü futbolcuların form durumu başka. Bugünkü futbolcuların o günkü Okay'ı biz e, çok övüyorduk. Bugün Okay'da biraz gerileme var mı milli takımda Okay'da? Evet. Oynamıyor ne zaman? Yani, evet. Okay 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 kendi takımında 18'i giremiyor şu anda. Burak'ta bile e, bir şey vardı. Burak Yılmaz'da bile bir şey vardı ama Burak Yılmaz'ın dinlenmiş olarak bu maça çıkacak olması bizim için çok önemli. Gerçekten çok Burak 35'e gelmiş bir oyuncu. Dinlenmiş olarak bütün varını yoğunu bu maçta ortaya koyar. Böyle bir Burak evet bizim için büyük bir avantaj. Rakipler için sıkıntı. Ama e, Louis Van Gaal'ın beşli savunma diyorlar ya. Yok beşli savunma değil o. Üçlü. Üçlü savunma. Yani savunma bile değil. O beş kişi gördü mü bu o takım savunma yapmaz. Ya yani toplu savunma toplu hücum. Ben onu anlıyorum. Kanatları oynatıyor. Gazeteci fırçalamasına da hak veriyorum. Doğru. O bize sıkıntı yaratabilir mi? Yaratabilir. Biraz Peki bugün, böyle hani ayağı pası çok yapabiliriz ileride ama bizim için beraberlik öncelik. Şimdi Şüphesiz. onu söyleyeceğim. Beraberlik öncelik diyoruz ki e, hepimiz bunu söylüyoruz. Beraberlik bizim için çok iyi olur diyoruz. E, ama çok da riskli bir durum beraber. Ama bak şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Sen Hollanda ile berabere kaldın. Senek geride geriye kalan tek sıkıntılı maçın Norveç. Maçı. Şimdi diğerleri sıkıntılı değil diyoruz. Berabere kalıyoruz. Ama nereden berabere kalıyoruz? 2-0'dan geldik, 3-0'dan geldik. Gol atmada sıkıntı yok. Burada savunma anlamında sıkıntı var. Yani kaleci ni kaleci konuşulur mu ya? ya Türkiye'nin en iyi kalecileri. Seçen kim? Şenol Güneş. Ne iş yapıyordu? Kaleciydi. Yani Şenol Güneş'in geçmişinde kaleci, kalecilik yapar. Tercihi sorgulamayalım. sorgula bilmiyorum. Yani Bunu bu neye benziyor biliyor musun? Hocanın Aynı e gidip diyorsun ki hocam oraya çarpıyı yanlış koydun galiba demek gibi bir şey. Ya yok e, o kadar belki egzajer etmemek lazım da. Ya e, yani eleştirilerin, kaleci. Eleştirilerin, eleştirilerin e, kalecilerin kalitesiyle ilgili olmadığını sen söyledin Hı. az önce. E, tabii, İkisi e, de çok kaliteli oyun, ama yani bak, şu anda usta çırak gibi. Yenilen gollere baktığı zaman takım savunmasında ciddi sıkıntı olduğunu hocanın bunun üzerinde biraz daha e, mesai harcaması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun için Teknik direktörlük yapmaya gerek yok. Onu söyleyebiliriz ama hocaya niye öyle seçtin? Böyle seçtin? Demek çok şöyle sıkıntı bence. Şimdi Altay'a formayı, eldivenleri verdi Şenol Hoca. Eee 2-0'dan berabere biten bir karşılaşma. İşte son dakikada yenen frikik golü. Frikik golünde işte Altay'ın hatası var mıydı yok muydu? E, hemen ertesi maçta kalede Uğurcan. Bu futbolcuları Uğurcan için de aynı şey geçerli. Avrupa Şampiyonası'nda çok eleştirilen bir Uğurcan, Dünya Kupası elemelerine geliyoruz. Eldivenler altayın. Hani belki bu durum üzerinden konuşmak gerekir. Bu ne kadar doğru? Ya Uğurcan'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki eleştirileri de çok haksız. Çünkü evet sen Avrupa Şampiyonası'nda futbol adına kalecini al bir kenara. Öndeki 10 kişinin ortaya koyduğu yani hiçbir şey yoktu. En çok atak yiyen kalecilerden biriydi. Ama Şenol Hoca bunu olarak. dediği için yani U Avrupa Anladım. Şampiyonası'nda Uğurcan işte kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. O yüzden Altay'la başladık ifadelerini. Bence Şenol Hoca da orada Uğurcan üzerinden birazcık kendisini temize çekti. O da eleştirilebilir bir şeydir. Yani takımın doğru düz top oynamadı. İşte Uğurcan tartışıldı diye medya üzerinden tartışıldı diye sen oyuncunu tartıştırmayacaksın.